Herkese merhaba arkadaşlar. Hatay Samandağ ilçesindeyiz. Çevlik mevkiindeyiz. Katus tüneline geldik. Gördüğünüz gibi bu Çevlik Samandağ yolu deniz kenarında. Şuradan hemen giriş yapıyorsunuz. Zaten orada gördüğünüz gibi kahverengi tabelalar var. Şu yoldan geliyorsunuz. Aracınızı şu karşıya park edip bu yoldan geliyorsunuz. Giriş burası. Şimdi Titus tüneline doğru yürüyüş yapacağız. Tabi o tüneller, Titus tüneli ve gideceğimiz bir yer daha var. Şu tepenin arkasında kalıyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde görüşürüz. Titus tünelinin içindeyiz. Temmuz pazartesi saat 9. Açılır açılmaz hemen ilk biz girdik. İlk ziyaretçi de biziz. Başka da kimse yok burada. Gerçekten çok ilginç bir yapı. Bu yapı Roma İmparatoru Vespasianus tarafından yaptırılmış bir yapı. Bu yapının amacı bu dağın ön yüzünde, yani Çevlik tarafında, o dönemde milattan önce Roma şehrindeki, bu bölgede kurulu olan Roma şehrindeki insanları sel baskınlarından korumak için o dönemin Roma İmparatoru tarafından yaptırılan bir tünel. Sel suları şehre zarar vermesin diye, dağdan gelen sel suları şehre zarar vermemesi için Roma İmparatoru bu tünelin yapılmasını emretmiş. Sel suları bu tünelin içerisinden, bu tünelin işte şu anda biz en başındayız, sonuna doğru yürüyoruz. En son bölgesinden giriyor sel suları. Bu tünelin içerisinden geçerek denize dökülüyormuş. Bu tünelin hemen sağ tarafında kalan yerde bir yerleşim yeri olduğu için ve yerleşim yerindeki insanları sel sularından korumak için yapılmış olan bir tünel. Tamamıyla o dönemde el işçiliğiyle yapılmış. Gördüğünüz bu devasa kayalar insanlar tarafından elle oyulmuş, elle yapılmış. Bizzat o dönemin Roma İmparatoru'nun da çalıştığı, bu tünelde çalıştığı söyleniliyor. Tarih kaynaklarında o şekilde geçiyor arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Beşikli Mağara'dayız. Burası milattan önce 300 yılında yapılmış. Büyük İskender'in generallerinden Seleukos Nikator tarafından yaptırılmış bir mezarlık. Şu şekilde kireç taşı oyularaktan yapılmış bir mezarlık. Gördüğünüz gibi sütunlar var. İki tane sütun kalmış. İçeride iki tane daha sütun var ama onlar yıkılmış. Artık kırılmış mı, yıkılmış mı, ne olmuş biz de bilmiyoruz. Ya defineciler kırmıştır ya da başka bir şey olmuştur. Şu ana yer, ana oda, şu tam iki sütunun ortasındaki yer. Orada iki tane aynı büyüklükte kaya mezar var. Onun dışındaki diğer odalarda küçük küçük kaya mezarlar var. Etrafı bu şekilde. Şurada da buranın tarihini anlatan bir tabela var. Burada da gördüğünüz gibi buranın tam tarihini anlatıyor. Titus tünelinin
100 metre doğusunda arkadaşlar burası da. Zaten taştan yol yapmışlar. Taştan yol yapıldığı için ulaşım çok kolay buraya. Rahat bir şekilde yürüyerek gelebiliyorsunuz. Bu şekilde.